Etyan Mahcupyan, Siyaseten Cehalet Borsada ilk çeyrek bilançoları geldiğinde yaptığım değerlendirme reisçi yazarlar tarafından infialle karşılanmış. Kendilerine cahil dediğimi öne sürmüşlerdi. Mesele borsadaki hızlı yükselmenin nedeninin ne olduğuydu ve reisçiler doğal olarak bu durumun ekonominin iyi yönetildiğine delil olmasını arzuluyorlardı. Genelde bu beklenti yanlış olmayabilir. Tabi eğer borsanız ülke ekonomisini yansıtan bir derinliğe ve genişliğe sahipse ve de ülke piyasası küresel hareketlerden fazla etkilenmiyorsa. Ne var ki bizde bu iki koşulda yok. Dolayısıyla borsanın iyi veya kötü gitmesi ekonomi yönetimine dair güvenilir bir delil sunmuyor. Büyük ekonomilerden para çıkışı yaşandığında ve koşullar bir avuç büyük firma için elverişli olduğunda o şirketlerin karları ve buna bağlı olarak borsa endeksi yükseliyor. Türkiye borsasında endeksi belirleyen 20 kadar firma bulunmakta ve bunların yarısı da banka. Diğer deyişle küresel açıdan elverişli bir dönemden geçiliyor ve bankalarla birlikte az sayıdaki büyük firmalar karlıysa borsa endeksi de yükseliyor. Soru özellikle o az sayıdaki büyük sanayi şirketlerinin niçin yüksek karlar ettiği ve bunun küçük firmalara yayılıp yayılmadığıdır. Eğer bu karlılıktan herkes yararlanıyorsa ekonominin iyi yönetildiğini söyleme şansımız artar. Ama tersine bazı büyük şirketler çok kazanırken küçükler sürünüyorsa ekonomi yönetiminde yapısal sorunlar olduğunu söylemek durumunda kalırız. Hele bu nispeten ufak firmalar yıllar içinde ard arda kötü performans göstermekte ise, yapısal sorunların sistemle bütünleştiğini ve ekonomi yönetiminin çok sıkıntılı olduğunu öne sürebiliriz. İkinci çeyrek plançolarının ardından şimdi verilere yeniden bakabilecek durumdayız. Acaba bazı büyük firmalar ilk yarı karlarını yılın ikinci yarısında da tekrarlarsa, geçen yıla göre nasıl bir performans ortaya koymuş olacaklar? Örneğin Petkim %83, Ereğli %125, Tekfen %138, Tüpraş %159 daha fazla kazanmış olacaklar. Üretici enflasyonunun %16 ve genel büyüme oranının zar zor %5 olduğu bir ülkede. Bilançolara mukayeseli olarak baktığımızda bu olağanüstü karların menşeini anlıyorsunuz. Bu şirketlerin hepsinin anlamlı döviz geliri var, finans harcamaları düşük, döviz cinsinden borçları sınırlı ve ayrıca maliyet artışlarını ürün fiyatlarına yansıtma gücüne sahip. Kısacası yüksek döviz döviz ve faiz bu işletmeleri diğerlerinden daha az olumsuz hatta belki de olumlu etkiliyor. Örnek verdiğimiz bu tür firmalarla bankaları bir araya getirdiğinizde küresel iştahın etkisini de akılda tutarak 20 kadar şirketin sıra dışı karlar elde ettiğini görüyor. Bu hisselerdeki fiyat artışının borsa endeksini yükselttiğini anlıyoruz. Nitekim 2017 başından Ağustos sonuna Petkim hisseleri %84, Ereğli %72, Tekfen %106 ve Tüpraş hissesi de %78 yükselmiş. İyi de acaba bu iyi performans genele nedenli yansımış? Halen borsaya kayıtlı 400 kadar firmaya taradığımızda gördüğümüz tablo şu, sadece %15'i enflasyon üzerinde hisse başına kar elde edebiliyor ve bunların da üçte bir bankalar yatırım faktoring şirketleri ya da yatırım ortakları. %40'ının karlılığı enflasyonun altında, %45'i ise nominal olarak da zarar ediyor. Kısacası ekonominin kötü yönetilmesi ille de borsayı düşürmüyor. Borsa endeksinin yükselmesi de tabii ki ille de ekonominin kötü yönetildiğine delil teşkil etmiyor. Ama bizde ekonominin kötü yönetimi bazen az sayıdaki firmanın içine gelebiliyor ve borsa yükseliyor. Öte yandan doğrusunu isterseniz memlekette bu konuyla ilgili olanların hepsi durumun farkında, hiçbiri cahil değil. Ancak cehalet bazıları için siyasi pozisyonun gereği ve onların iflah olmasını beklememek lazım. Et yem mahcup yan karar.